Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, şeriat-ı gırra-i Muhammedi, din-i celil-i İslam'ı, ulûm-i şer'iyeyi elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vesile olan ulema-i amilin, evliya-i vasılin, ağniya-i şakirin ve bil cümle hamele-i Kur'an'ın ruhları için bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin de ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. وَمِنْهُمْ وَمِنْهَامِزْ وَمِنْهَا minha min cümletil merfuati olmuş olur. Yani merfuat cümlesindendir. El-Mubtede'u vel-Haber. Bazı nuskalarda ve minhu der. Merfuat merfuun cemisiydi. O zaman merfuatın zımnındaki merfuat raci olmuş olurdu. وَمِنْهَا merfuattan birisi el-mubtedeu mubtedadır. Vel-haberu mubteda ve haberdir. Burada İbn Hacib Hazretleri faili bir başlık altında, naib faili bir başka başlık altında ama mubteda ile haberi ikisini tek başlık altında zikretmiştir. Birçok nahiv kitabında mubtedayı ayrı anlatır, haberi ayrı anlatır. Mubteda, habere, haber de mubtedaya muhtaç olduklarından dolayı ve hükümleri de birbirine yakın olduklarından dolayı musannif burada ne yapmıştır? Mubteda ile haberi her ikisini birleştirmiş. Biliyorsun mubteda ile haberin her ikisinin amili manevidir. Bir amilde birleşiyorlar. Mubteda ile haberi bir amilde birleşiyorlar. Amili manevi ikiydi. Birisi mubteda ile haberi raf edendi. Birisi de nevasıptan, cevazımdan hali olan fiil-i muzari'yi raf eden idi. Başlıkta topladı ama açıklama yaparken her ikisini ayrı ayrı açıklayacak. Fel mubtedeu mubteda huvel mucerredu anil avamilil lafziyyeti. Fel mubtedeu mubteda huvel mucerredu anil avamilil lafziyyeti, lafzî amillerden mücerret olandır. Arkadaşlar muarraf var, bir de tarif var. Eğer muarraf marife ise o zaman tarif cami olması lazım. Yani muarraf üzerine yapılan tarif mutlaka efradının ne olması lazım? Cami olması lazım. Adeta biz burada mubtedanın tamamının tarifini yapmış olacağız. Fel mubtedeu, evet. Ne dedik burada? Dedik ki muarraf nedir burada muarraf? Mubtedadır. Mubtedanın yani muarrafın eliflamlı olması tarifin cami olmasına delalet eder. Fel mubtedeu mubteda huve o nedir? El mucerredu. Huvel mucerredu. Bakın fel mubtedeu el mucerredu diyebilirdi. Huvel mucerredu dedi. Burada ne yapmış oldu arkadaşlar? Bir zamiri fasıla koydu. Doğru mu? Huvel mucerredu dedi. Şimdi huvel mucerredu cümlesinde huve mubteda el mucerredu haber. Mubteda haber yapalım burasını. Her ikisi de marife olunca ne ifade eder? Hasıl ifade eder. El mucerredu anil avamil lafziyeti. Lafz-ı amillerden mücerret olandan ibarettir. Bu da ne oldu? Ağyarını men etmiş oldu. Bunun dışındakiler girmez tarife. Yani lafz-ı amillerden soyulmayanlar ne olmaz? Tarife girmez. Evet. Fel mubtedeu mubteda huve nedir? El mucerredu anil avamil lafziyeti. Lafz-ı amillerden mücerred olanın ta kendisidir. Buradaki lafz-ı amillerden soyulmuş olması ifadesi arkadaşlar şöyle bir şey anlaşılabilir. Önce lafz-ı amil var idi, sonra soyuldu alındı oradan. Böyle anlaşılır bunlar. Böyle anlaşılmış olması normaldir. Çünkü tecrid etmek demek vardı da alındığı anlamındadır. Buna Araplar dayyaktu femel bi'ri misalini verirler. Dayyaktu femel bi'ri, kuyunun ağzını daralttım. Kuyunun ağzını daralttım demek önce genişti sonra daralttım anlamında mıdır? Yoksa yaparken ben onu dar yaptım anlamında mıdır? Kuyunun ağzını yaparken dar yaptım anlamındadır. Bundan dolayıdır ki buradaki el-mücerredü soyulmuş demek, lafz-ı amillerden soyulmuş. Yani önce bunda lafz-ı amil vardı, sonra bundan soyulmuş anlamı kastedilmiyor burada. Fel-mübtede huvel ismul mücerredü. Yani isim bahsini okuduğumuz için herkeste var değil mi? Tamam. Huvel ismul mücerredü, mücerred isimdir. Anil avamili lafziyeti, lafz-ı amillerden mücerred olan isimdir diyor. Demek ki burada zikrül lazım iradetül melzum kabilinden bir mecazdır. Yani lazımı zikrediyor, melzumu kastediliyor. Amil olsaydı, onu soymuş olsaydı ne lazım gelecekti? Soyulmuş olması lazım gelecekti. Bu melzumdur. Zikrül lazım tecridi zikrediyor, melzumu kastediyor. Yani amilin bulunmaması kastediliyor burada. Anlaşıldı? Şimdi buradaki amilden maksat arkadaşlar, manada müessir olan amil kastedilir. Mesela Zeydun kaimun de inne gelse, innenin manası müessir mi orada? Elbette tahkik manası ifade eder. Diyelim ki Zeydun kaimun, alimtü zeyden kaimen, alimtü gelse manası müessir mi? Müessirdir. Ama bihasbike dirhemun dediğimiz zaman ba'nın zahit olduğu yerlerden birisi müftedanın başına geldiğinde bihasbike zeydun de değil, bihasbike dirhemun de ba zahittir. Dolayısıyla kefa billahi'deki ba zahittir. Bihasbike dirhemunde de ba zahittir. Müftedanın başına geldiği lafz-ı amillerden soyulmamıştır. Ne diyeceğiz biz buraya? Manada müessir olan lafz-ı amillerden soyulmuş olacak demektir. Yani bihasbike dirhemun gibileri ne yapmamız lazım? Tarifin içerisinde bu açıklamayla sokmamız lazım. Arkadaşlar, katru neda okuyan arkadaşlar bilirler. Bizim izhar ve kafiyede kullanılan ifadelerden değildir ama nahivde, nahiv literatüründe bilinmesi gerekir. Nevasihul mubtedei vel haber. Böyle bir başlık var. Nevasihul mubtedei vel haber. Hatırlıyor musunuz? Nevasihul mubtedei vel haber demek, mübteda ile haberin başına gelir, mübteda ile haberin mübtedalığını, haberliğini yok eder. Artık mübteda haber değillerdir onlar. Nevasihul mübtedei vel haber nelerdir? Amil olan 10 harf var diye, iki isimde amel eden, avamilde ikinci ve üçüncü nevi, ismini nasb, haberini raf edenler, ismini raf, haberini nasb edenler 10 tane. 10 tane harf nedir? Nevasihul mübtedei vel haberdir. Fiil-i nakıslar tamamı nevasihul mübtedei vel haberdir. Ef'al-i kulüb nevasihul mübtedei vel haberdir. Ef'al-i kulübe mülhak olanlar nevasihul mübtedei vel haberdir. Dolayısıyla 3 mef'ul alanlar da nevasihul mübtedei vel haberdir. Çünkü onun son 2 mef'ulü nedir? Aynen alimtünün mef'ulü gibidir. Anlaştık değil mi? Nevasihul mübtedei vel haber harf olur. Başka ne olur? Fiil olabilir. Harf olanlar hangilerdir? Amil olan 10 harf diyor. Mübtede ile haber üzerine dahil olurlar. Fiillerden nevasihul mübtede vel haber hangisidir? Fiil nakıslar. Kânallâhu alîmen hakîmâda. Kâneyi kaldıralım. Allahu alîmun hakîmun. Doğru mu? Zeydun kâimun. Kâne zeydun kâimen. Fiil nakıs mübtede ile haber üzerine gelir. Mübtedeyi isim alır. Haberi de haber alır, kânenin haberi olur. Mübtedanın haberi değil, kânenin haberi olur. Nevasihul mübtede vel haber fiillerden fiil nakıslar 1. Âda-i cübâbı 2. Âda-i cübâbı olabilir mi mübteda haber? Asla olamaz. Âda-i cübâbın ikinci mef'ulü birinci mef'ulüne zıttır. Ne demekti zıt? Çelik ne demekti zıt? Mübteda haber olamazlar. Mübteda haber olamazlar. O zaman nevasihul mübtede vel haber amil olan 10 harf, fiil nakıslar, ef'al-i kulüb, ef'al-i kulübe mülhak olanlar ve 3 mef'ul alan aleme babı. Tamam. Demek ki lafz-ı amillerden soyulacak deyince bunlardan soyulacak demektir. Yani amil olan 10 harf olmayacak başında. Fiil nakıs olmayacak başında. Efendim, ef'al-i kulübe mülhak olanlar olmayacak. Çünkü mübtedanın başında muhteda habere tesir edecek, manasına tesir edecek bunlardır. Nevasihul muhteda vel haberi kastediyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Huvel ismul mücerredu anil avamilil lafziyeti. Lafzı amillerin tamamından soyulmuştur. Manada müessir olan lafzı amillerin tamamından soyulmuştur. Ne olduğu halde müsneden ileyhi. Müsnedün ileyhi olduğu halde. Şimdi arkadaşlar Zeydün kaimunde, Zeydün lafzı amillerden soyulduğu halde kaimunde soyulmuş değil mi? O da soyulmuştur. Huvel mücerredu anil avamilil lafziyetidir. Ama o müsnedün bihtir. Müsneden ileyhi diyerek ne yaptı? Haberi tariften çıkardı. Müsneden ileyhi. Huvel mücerredun anil avamil lafziyeti deyince fail çıktı, naib fail çıktı. Çünkü onların nesi vardır? Başlarında fiil vardır. Efendim veyahut da şibi fiil vardır amil olarak. Müsneden ileyhi, müsnedün ileyhi olduğu halde. Şimdi arkadaşlar Zeydün alimun dedik. Zeydün mübtedadır. Alimun haberdir. Zeydün müsnedün ileyhtir. Alim müsneddir. Doğru mu arkadaş? Ekaimuniz zeydani. Ekaimundaki hemze hemze istifhamdır. Ekaimun ayakta mıdır? Kim? Ez zeydani. İki zeydler ayakta mıdır? Burada kaimun mübteda, ez zeydani haber olabilir mi? Elbette kaimun mübtedadır. Ez-Zeydani haberdir dersek, mübteda ile haber arasında mutabakat şart. Burası müfret, burası tesniye. Diyoruz ki, Ez-Zeydani faildir. Kaimun mübtedadır. Ez-Zeydani faildir. Kaimun mekamel haber. Kaimun makamel haber. Şimdi yani Ez-Zeydani nedir arkadaşlar? Faildir. Ez-Zeydani fail olunca peki ekaimun mübtedaydı bunun haber. Buradaki fail haber yerine kaimdir. Buraya kadar anlaştık mı? Peki arkadaşlar burada bir tezat var. Nedir tezat? Tezat. Şimdi biz buraya mübteda olduğu için ne diyeceğiz? Müsnedün İleh diyeceğiz. Buna fail olduğu için müsnedün ileh diyeceğiz. Allah Allah. Neydik? Yani fail olduğundan dolayı burası müsnedü ileh. Mübteda olduğundan dolayı burası müsnedü ileh. Ne yapacağız şimdi? Müsnedsiz kaldı. Bunu arkadaşlar mübtedanın ikinci kısmı diyoruz. Mübtedanın birinci kısmı müsnedü ileh'tir. Ama mübtedanın ikinci kısmı müsneddir, müsnedü ileh değildir. Çünkü burada müsned-i ilehliği fail almıştır. Tamam. Faili zahiri ref edici olduğu halde gelen mübteda, sıfatı kelime olan mübteda, mübteda olduğundan dolayı merfudur. Lafz-ı amillerden soyulmuştur. Ama müsned-i ileh değildir. Şimdi onu okuyacağız. Evi sıfetu veya sıfettir. Şimdi müsned-i ileh deyince bu mübtedayı çıkardı tariften. Muhtedanın ikinci kısmını tariften çıkardı. Evis sıfetu veya sıfatı kelimedir. Muhteda, lafz-ı amillerden soyulmuş, sıfatı kelimedir. Öyle sıfatı kelime ki, el-vâkâtu ba'de harfin nefi. Nefi harfinden sonra. Veyahut da elif-il istifamı veya elif-i istifamdan sonra. İlla elif olması şart değil arkadaşlar. Yani sıfatı kelimenin amel etme şartı tutacak. Faili zahirde amel etme şartı tutacak. Sıfatı kelime amel etme şartı tutabilmesi için ne olması lazımdı? İtimad etmesi lazımdı. Hani mübtedaya itimad eder, mevsufa itimad eder falan da. Şimdi burada fail alacağına göre nereye itimad edecek? Ya nefiye itimad edecek veyahut da istifama itimad edecek. Yani ma kaimun da diyebilirsin, ne de diyebilirsin? E kaimun da diyebilirsin. Evi sıfetül vâki'atu ba'de harfin nefiyi ev elifil istifhami. İlla elif olması şart değildir. Hel, ma, men gibi efendim istifham edatı olması yeterlidir. Ne olduğu halde rafi'aten li zahirin. Rafi'aten li zahirin harfi istifamdan sonra veya nefiden sonra faili zahiri ref edici olduğu halde gelen sıfatı kelimede mübtedadır. Mislü zeydun kaimun ve ma kaimuniz zeydani. Şimdi zeydun kaimun dediğimiz zaman bu hangisine misaldir arkadaşlar? Huvel ismul mucerredu anil avamilil lafziyeti müsneden ileyhi. Peki ma kaimun ez zeydani neye misaldir? Evi sıfetül vâgı'tu ba'de harfin nefyi ev elifil istifami rafi'aten li zahirin. Elifi istifamdan sonra olması yetmez. Harfi nefiden sonra olması yetmez. Faili zahiri ref edici olduğu halde. Şimdi arkadaşlar izharda bu bilgi verilmemişti. Ancak kafiyede bu bilgi vardır. Bu bilgi de önemli bilgilerdendir. Belki zaman zaman ben şimdi anlatınca çok iyi anlayacaksınız. Lep demeden leblebiyi anlayacaksınız. Ancak zaman içerisinde çaprazvari soru sorduğum zaman bazıları ne yapacak? Karıştıracaktır. Bazıları karıştıracaktır. Şimdi arkadaşlar faili zahiri ref edici olarak kelime-i istifamdan veya harf-i nefiden sonra gelen sıfatı kelimelerde 3 ihtimal vardır. 3 ihtimal var. 1. Bu kaleminiz tam yazmayacak herhalde. Var mı 7? Ma kaimun zeydun. Ma kaimani ez zeydani. Ma kaimun ez zeydani. Aradaki farkı gördük mü arkadaşlar? 3 şık var dedim burada. 3 şıktaki farkı birbirinden görebildik mi? Burada müfredde mutabakat. Bu da müfred, bu da müfred. Burada müfredin haricinde mutabakat. Haricinde dedim ma kaimune ez zeydune dersin. Onun için tesniye de demedim. Ya müfredde mutabakat olur, ma kaimun zeydun gibi. Veya müfredin dışında yani tesniyede ve cemide mutabakat olur. Ma kaimane ez zeydani, ma kaimune ez zeydune gibi. Ma kaimun ez zeydani'de de ne vardır arkadaşlar? Ademi mutabakat. Ademi mutabakat. Yani burası müfrettir, burası tesniyedir. Ma kaimun ez zeydani, ma kaimun ez zeydune'de olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar 3 tane farkı gördük mü? 3 tane farkı görünce önce şuradan başlayayım. Ma kaimun ez zeydani'de yani mutabakat olmadığı yerlerde mutabakat olmayınca arkadaşlar sıfat-ı kelime müfred olur. Onun raf ettiği faili zahir tesniye veya cemi olur. Yani bunun tersi olmaz yani. Burası tesniye cemi, burası müfred olmaz yani. Öyle bir şey söz konusu değildir. Böyle olduğu yerlerde mutabakat olmadığı yerlerde şunun mübteda, bunun da fail olmak mecburiyeti vardır. Başka bir şık olamaz. Şu mübtedadır. Bu da fail olmak mecburiyetindedir. Başka şık olmaz. Niçin olmaz? Mübteda haber yaparsan mübteda ile haber arasında mutabakat şartı vardır. Burada mutabakat yok ki. Mesela fiil ile fail arasında mutabakat şartı var mı arkadaşlar? Darabe zeydun, darabe ez zeydani, darabe ez zeydune. İsmi ve emmel muzharu fe zahirun ve izâ usnidi ileyhil âmilu yecibu ifraduhu ve gaybetuhu. Yani faili zahire bir amil isnat edildiği zaman müfred gayb olması vaciptir. Tesniye cemi olamaz. Tesniye cemi olduğu zaman zaten o zaman faili zamir olur. Demek ki mutabakat olmadığı zaman şurasının mübteda, burasının fail olmak mecburiyetindedir. Mübtedayı habersiz bırakmamak için de bu fail haber yerine kaimdir deriz. Haber yerine kaimdir dediğimiz zaman bu müsnedü ileyh fail olduğundan dolayı kesin müsnedü ileyh olur. Bu da mübtedanın ikinci kısmı müsned olur. Ben size zamanla şöyle bir soru sorabilirim. Kazık soru derler buna. Arkadaşlar mübteda daima müsnedü ileyh olur değil mi? Evet hocam. Gitti. Yarım puan gitti. Mübteda faili zahiri ref edici olan sıfatı kelim kelime-i istifam veya harf-i neviden sonra gelen sıfat-ı kelime ise mübtedadır. Mübtedanın ikinci kısmıdır. Ama ne değildir? Müsned-i ileyh değildir. Mübtedanın birinci kısmı müsned-i ileyhtir. Ama mübtedanın ikinci kısmı müsnettir, müsned-i ileyh değildir. Burası anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Adem-i mutabakat dediğimiz, mutabakat olmadığı zaman burası mübteda, burası fail olmak mecburiyetindedir. Başka şıkkı yoktur. Peki mâ kâimun zeydüne gelelim veya mâ kâimâne ezzeydaniyeye gelelim. Şimdi mâ kâimâne ezzeydani dersek arkadaşlar ne yapabiliriz burada? Bunu buna fail yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü bu fail olsaydı bunun tesni olması mümkün değil. Tesni olduğu zaman bunun buradaki elif zamirdir. Değil mi? Nereye gider? İzmar kabile zikir lazım gelir değil mi? Arkadaşlar, Kâfi okuyorsunuz lütfen. 3. sınıfsınız lütfen. Buradaki elif zamirdir diyorum, size yutturuyorum. Olur mu elif zamir arkadaşlar? Ya bu tesni, isim failin, isim mef'ulün tesniyelerindeki elif zamir değildir. İrab harfidir. Oldu mu? Beni ne kadar canlı dinlediğinizi ölçüyorum arkadaşlar. Lütfen. Evet, mâ kâimâne ezzeydâni bunun faili olabilir mi? Olamaz. Niçin olamaz? Çünkü isim fail tesniyesinde zamirin istitari vaciptir. Cemî salimlerinde istitari vaciptir. Yani ezzeydâni kâimâni diyebilirsin. O kâimânin faili humâdır, tahtinde müstetirdir. Ezzeydûne kâimûne dersin. Buradaki kâimûne'nin faili tahtinde müstetir humdur. Anlaştık mı burada? O zaman burada ezzeydani kâimâni faili olamaz. Çünkü kâimâni tesniye ve cemî salimlerde failin istitarı vaciptir. 2 tane fail olur o zaman. Bunun fail olma şansı yok. Neden fail olma şansı yok? Bunu anlatmaya çalışıyorum ki kafanıza kalsın, unutmayasınız diye. Şimdi, Şirin anlaşıldı mı yavrum? Şimdi, kâimâni, bu onun faili olamayacağına göre bunlardan birisini mübteda, birisini haber yapacağız. Sizce hangisi mübteda olmaya elverişli, hangisi haber olmaya elverişlidir? Bence ezzeydân mübteda olmaya elverişlidir çünkü marifedir. Mübteda da aslular marife olmaktır, haber de aslular nekir olmaktır. O zaman buna mübteda diyelim, buna ne diyelim? Haber diyelim. Buna mukaddem haber, buna muahhar mübteda denir arkadaşlar. Burada tek vecih vardır, başkası yoktur. Aşağıda tek vecih vardı, doğru mu arkadaşlar? Kaimun mübteda de zeydan faildir, haber yerine kaimdir. Ma kaimane ezzeydani, ma kaimun ezzeydune de müfredin dışında mutabakat olduğu zaman mukaddem haber, muahhar mübteda olmak mecburiyetindedir. Ne olamaz burada? Sıfat-ı kelime fail olamaz. Fail olamaz. Niçin fail olamaz? Mes'ud. Ma kâimâne ezzeydâni de ezzeydâni neden fail olamaz? Çelik neden olamaz? Efendim? Neden olamaz? Yani ismi fail ile ismi mef'ulün tesniyelerinde, cemî salimlerinde failin istitarı vaciptir. Kâimâni dediğiniz zaman kâimâninin faili humâdır, vaciptir. Kâimûne dediğin zaman failin istitarı vaciptir. Bu ona fail olamaz. O zaman 2 tane fail olmuş olur. Birisi altında humâ, birisi de ezzeydâni olmuş olur. Failin taaddüdü caiz değildir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. 3 tane şık var dedik. Birisi neydi? Adem-i mutabakat. Mâ kâimun ezzeydâni. Burayı anladık. İkincisi mutabakat. Müfredin haricinde mutabakat. Burada da tek vecih vardır. Mâ kâimâne ezzeydâni de ezzeydâni mübteda olacak, kâimâne haber olacak. Tersi olabilir mi? Burası mübteda, burası haber. Olamaz. Burası marife, burası nekiredir. Mübteda'da asıl olan marife olmaktır. Haberde asıl olan nekir olmaktır. Mukaddem haber, muahhar mübteda diyeceğiz. Ez-Zeydani nedir? Muahhar mübtedadır. Kaima, ekaiman da nedir? Mukaddem haberdir. Bu da anlaşıldı. Geldik ma kaimun zeydüne. Nerede mutabakat var? Müfredde mutabakat. Arkadaşlar Osmanlıca'da şu üst üste şöyle şedde manasındadır. Müfredde mutabakat. Müfredde mutabakat. Peki burada ne olabilir arkadaşlar? Mesela şöyle desem ben. Kaimun mübtedadır. Zeydün faildir. Haber yerine kaimdir. Olur mu arkadaşlar? Bir mani var mı? Yoktur bir mani. Yani kaimunun Zeyd'in de amel etmesine burada olduğu gibi bir mani yoktur. Peki şöyle desem, şurada yaptığım gibi Zeyd'ün mübtedadır, ma kaimun da mukaddem haberdir desem bir mani var mı? O zaman şöyle diyoruz. Müfredde mutabakat olursa iki vecih caizdir i'rabta. Ne yaparız? Ma kaimun mukaddem haberdir. Zeydün muahhar mübtedadır diyebiliriz. Tamam. Efendim, iki, ma kaimun nefi harfine itimat ederek amel etmiştir. Zeydün failidir. Kaimun mübtedadır. Mübtedanın ikinci kısmıdır. Zeydün faildir. Haber yerine kaimdir. Şimdi olaya baktığımız zaman biraz karışık gibi gözüküyor. Ama ben zihninizde askı yapasınız diye, karıştırmayasınız diye toparlamak üzere şöyle söylüyorum. Ya müfredde mutabakat var veya müfredin dışında mutabakat var. İki yerde mutabakat var. Bak. Müfredde, müfredin dışında mutabakat var. Müfredin dışında mutabakat olan yerde tek vecih olur. Ma kaimane ez-Zeydani. Biz burayı nereden unutmayacağız? Tesniyelerin, cemi salimlerin iki tane faili olamaz. Ez-Zeydani'nin fail olma şansı yok burada. Niçin şansı yok? Kaimani veya kaimune ez-Zeydun olduğu yerlerde engel teşkil eder. Tesniyelerde, cemi salimlerde failin istitarı vaciptir. Ez-Zeydani'nin fail olma şansı olmayınca mübtedadan başka bir vecih çıkmaz karşımıza. Onun için müfredin dışında mutabakat olduğu zaman mukaddem haber, muahhar mübtedadan başka bir vecih yok. Anlaştık mı? Bizim burada askıda zihnimizde unutmamamız için sallayacağımız askı ne olacaktır? Kaimani, kaimune kelimelerinin faillerinin, istitarının vacip olduğudur. Bu bilgiyi unutmayacağız. Bu bilgiyi unutmadığımız zaman buradaki vecihi de unutmayız. Tamam. Peki burada mutabakat vardı. Nerede mutabakat vardı? Müfredin dışında. Burada mutabakat yok. Mutabakat olmadığı zaman daima sıfat-ı kelime müfred olur. İsmi zahir tesniye cemi olur. Tersi olabilir mi? Olamaz. Ma kaimun ez-Zeydani, ma kaimun ez-Zeydune. Burada da mübteda haber olma şansı yok. Niçin mübteda haber olma şansı yoktur Çelik? Kim söyleyecek? Söyle Mesut. Bunun mübteda bunun haber veya bunun mübteda bunun haber olma ihtimali yoktur. Çünkü mübteda ile haber arasında mutabakat şarttır. Mutabakat şart. Zeydün kaimun ez-Zeydani kaimane ez-Zeydune kaimune olur. Ama fiil ile fail arasında mutabakat şart değildir. Darabe zeydün, darabe ez-Zeydani, darabe ez-Zeydune olur. Tamam? Mesut olmadı mı? Yani burası mübteda, burası haber veya burası mübteda, burası haber olamaz. Çünkü ne yok? Aralarında mutabakat yok. Halbuki mübteda ile haber arasında mutabakat nedir? Şarttır. Biz burada mübteda ile haber arasında mutabakat şarttır kuralını bilirsek ma kaimun ez-Zeydani'de tek yol vardır. İkinci yol yoktur. Nedir o? Bunu fail olarak alıp ref etmesi lazım. Bu fail olursa buna ne olacak? Mübteda olacak. Mübtedanın ikinci kısmı olacak. Buradaki fail haber yerine kaim olacak. Bilmiyorum askı olarak bu yeterli mi? Askı olarak Gayimani'de neye dikkat edecektik? Tesniye ve cemilerde bunların fail olma şansı yoktur. Çünkü tesniye ve cemilerde ne olur? Failin istitari vaciptir. Bunların fail olma şansı olmayınca sadece bir ihtimal kaldı. Mübteda olur. Burası da haber olur. Burada ise bunun mübteda olma, bunun haber olma ihtimali yoktur. Niçin yoktur? Çünkü Hasan mutabakat yoktur. Bu ikisi böyle. Buraya gelince hem mutabakat var hem de amel etme şartları tutuyor. Mutabakati nazarı itibara aldığımız zaman muakhar, mübteda, mukaddem haber deriz. Efendim, amel etme şartları tuttuğuna göre ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Amel ettirebiliriz. Bu Hüseyin. Üçüncü kısımda kaimun kelimesini mübteda diyoruz. Bir de müsned diyoruz. Yani niye müsned değil olmalı orayı anlamadım da. Şimdi ezzeydani fail olunca fail müsnedü ileyh olduğu kesindir. Mamulü merfu hangisi temsil eder? Fail temsil. Bu müsnedün ileyh olunca bunun müsned olmak mecburiyetindedir. Adeta burada bakın arkadaşlar ismi fail, ismi mef'ul fiil gibi amel eder. Yani buradaki kaimun kâme yerindedir. Kâme olsaydı ne olacaktı? Müsned olacaktı. Yani şöyle diyoruz o zaman biz. Bizim alıştığımız hani mübteda müsned ileyhtir, haber müsneddir bu doğru. Ama bu biz hep mübtedanın birinci kısmı ile alakalıdır. Yani mübtedanın müsnedü ileyh olması ne ile alakalıdır? Birinci kısımla alakalıdır. Mübtedanın ikinci kısmı ne değildir? Müsnedü ileyh değildir, müsnettir. Onun için ben buraya başlarken ne dedim size? Tekerleme yapabilirim, sizi kandırabilirim sorularımda. Derim ki size arkadaşlar mübteda daima müsnedü ileyhtir. Evet hocam deyip de Ekfeş'in keçisi gibi kafa sallarsanız kaybettiniz demektir. Hayır hocam, mübtedanın birinci kısmı müsnedü ileyh olur. Muhtedanın ikinci kısım müsnedün ileyh olmaz. Ne olur? Müsned olur. Orada müsned ileyh hangisidir? Faildir. Oradaki fail haber yerine kaimdir. Seyit Çavuş anlaşıldı mı? Peki arkadaşlar. Evet. Evden sonra ne gelecek? Evde olmaya elverişli bir şey gelecek. O zaman tercihe hiç gerek yok. İkisi de elverişlidir. Tercihe gerek yok. Şimdi okuyoruz arkadaşlar. Diyor ki misl ma kaimun ez-zeydani ve ekaimuniz zeydani. Farkındaysanız hep neye misal verdi? Tesniye, mutabık olmayana misal verdi. Çünkü orada tek yol vardır. Fe in tabakat diyor. Eğer mutabık olursa nerede? Ne olduğu halde müfreden. Müfred olduğu halde mutabık olursa. Müfred olduğu halde mutabık misal hangisi diyor da? Ekaimun zeydun başta birincisi. Doğru mu? Müfredde mutabakat. Eğer müfredde mutabakat olursa cazel emrani. İki emir caizdir. Yani sıfatı kelime mübteda yaparsın. Faali zahiri ondan sonra gelen ismin fail onun faili yaparsın. Haber yerine kaimdir dersin. Veya sıfatı kelime mukaddem haber yaparsın. Faali zahir yönünde olan da muakhar mübteda yaparsın. Peki neyi söylemedi burada? Adem-i mutabakati söylemedi. Doğru mu? Veyahut da müfredin dışındaki mutabakati söylemedi. Onu da sen bileceksin. Hepsini ben söylersem. Bu kitaplar niye yazıldı? Şerhler, haşiyeler niye yazıldı? Armut piş, ağzıma düş öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, mübteda kısmı böylece bitti. Vel haberu haber. Huvel mücerredu. Neymiş? O da mücerredin ta kendisidir. Neden mücerrettir? Lafz-ı amilerden soyulmuştur. Peki mübteda da müsned-i amilerden soyulmuştur. El müsnedü bihi. Yalnız bu müsnedün bihtir. Ne değildir? Müsnedün ileyh değildir. Peki kaimun zeydünde o da kaimun da lafz-ı amilerden soyulmuştur. Müsnedü bihtir. Değil mi? Ekaimun ez-zeydani'de mesela. El-mugayiru li sıfetil mevkûreti. Zikredilen sıfete mugayir olacak. Böylece ne yaptı? Muhtedanın ikinci kısmını tariften çıkardı. Mezkür olan sıfatı muayir ne demekti? Kelime-i istifamdan veya harf-i nefi'den sonra faili zahiri ref edici olduğu halde gelen muhtedanın ikinci kısmıydı. Buna muayir olacak. Böyle olmayacak yani. Böyle olursa o zaman haber olmaz. O müptedadır. Fail haber yerine kaimdir. Hemen arkadaşlar ve aslul müptedeyi, müptedede aslu an deyince ne anlıyoruz ondan? Normal olan demektir. Olması gereken budur. Ve aslul müptedeyi, müptedede aslu an ettakdimu haberden mukaddem olmasıdır. Önce müpteda sonra haber gelir. Ve min semme bundan dolayı caze caizdir fi darihi zeydun. Fi darihi evindedir. Kim? Zeydün Zeyd. Zeydün nedir burada? Müptedadır. Fi darihi mukaddem haberdir. Fi darihideki zamiri nereye gidiyor? Zeyd'e gidiyor. Zeyd her ne kadar lafzan sonra ise de rutbeten mukaddem olduğundan dolayı burada izmar kabile zikir mutlak lazım gelmiyor. Ve mtena'a mumteni'dir. Caiz değildir. Sahibuha fiddar. Sahibuha fiddar caiz değildir. Sahibuha evin sahibi nerededir? Fiddar evdedir dersek. Burada sahibuha muhtedadır, fiddara haberdir. Ha zamiri nereye raci? Dara racidir. Dar hem lafzan muakhardır hem de rutbeten muakhardır. Burada izmar kabile zikir mutlak lazım gelir. Bundan dolayı bu caiz değildir. Vakad yekûnül mübtedeu nekireten. Bazen mübteda nekire olur. Şimdi arkadaşlar burası biraz vakit alan bir bahistir. Efendim doğrusu beceremedim. Burasını da okumam lazımdı size. Benim beceriksizliğimden ders az kaldı. Yalnız şunu tavsiye edeyim size. Mübteda da asıl olan marife olmaktır. Bazen tahsisleşmiş nekire olabilir. Tahsisleşmiş nekire olmakla ilgili izharda bilgi vardı herhalde. Doğru mu? Kafi'de şimdi bilgi geliyor. Katrune'de okuyan arkadaşlarımız hatırlarlar. Mümteda nekire olduğu zaman tahsisleşmesi lazım. Tahsislik vecihleri nelerdir diye bir başlık attığında 30 küsür tane tahsislik vecihi olduğu söylenebiliyor. Ama bizim Kafiye'de böyle 30 küsür tane şey saymayacak. Örnekler üzerinde anlatacak. Örnekler üzerinden biz şunlar tahsislik vecihleridir diyeceğiz. Tahsislik vecihleri bundan ibarettir, başka olmaz diye de bir sınır koymayacağız. Tahsislikten maksat nedir? Bunları inşallah önümüzdeki dersimizde görmüş olacağız. Dolayısıyla derse gelmeden önce konuyla ilgili malumatınızın olması dersi daha kolay anlamanıza vesile olacağından dolayı Katrun Neda'dan herhalde hepinizin elinde Katrun Neda vardır diye düşünüyorum. Katrun Neda'dan bu işi görebilirsiniz. Önümüzdeki derste mübteda ile haberin takdim ve tehrinin vacip olduğu yerler var. Bu konuyu en güzel anlatan Ennehul Vâdıhin Taneviye dediğimiz lise kısmındaki mübteda haber bahsinde çok güzel anlatılıyor. Dolayısıyla dersten önce internetten veya bir arkadaşınızdan konuya ulaşırsanız oradaki anlatım tarzına ulaşırsanız çok net bir şekilde bizim Kafiye'de okuyacağımız yeri böyle tabiri caizse lokum gibi önümüze koymuş olacak.